Hamas konusunda biliyorsunuz Gazze bir şekilde Hamasistan. İsrail'de biz Gazze'yi Hamasistan olarak isimlendiriyoruz. Tarihi olarak Mısır'ın Gazze üzerinde bir hakkı var. Yani veya nüfuzu var diyelim. Ve Mısır Arap bir ülke. Malum Hamaslılar da Gazze'deki Filistinliler de biliyorsunuz ki Arap. Dolayısıyla biz Mısır'la olan ilişkilerimizi iyi tutmak adına yani Gazze'de olup bitenler sadece İsrail'in sorunu değil, aynı zamanda Mısır'ın da sorunu çünkü Mısır'ın da Gazze ile sınırı var. Dolayısıyla İsrail penceresinden baktığımız zaman Gazze konusunda üçüncü bambaşka bir, daha doğrusu dördüncü yani Hamas, İsrail ve Mısır dışında bir başka ülkenin bu ihtilaf konusunda söz sahibi olmasına ne İsrail izin verir ne Mısır izin verir. İsrail Mısır'ın statüsünün korunması için buna asla izin vermez. Mısır'da malumunuz Türkiye ile olan ilişkileri pek normal değil hala. Türkiye Mısır'la da normalleşmeye çalışıyor. Dolayısıyla Mısır Türkiye'nin bu müdahalesini kendi ulusal güvenliğine bir tehdit olarak görür. Dolayısıyla bu İsrail ile Mısır'ın kendi sınırlarında güvenlik zafiyetlerinin doğmaya başlayabileceği anlamına gelir. Bu İsrail'in menfaatine olmaz, Mısır'ın da menfaatine olmaz. Bu sadece Hamas'ın menfaatine olur. İsrail de Mısır'da Hamas'ın menfaatlerini korumak için özel bir çaba sarf etmez. Türkçesi Türkiye'nin Hamas, İsrail, Gazze ve Mısır üçgeninde bu üçgende bir rol biçilmesi benim İsrail siyaseti ve stratejisinden anladığım kadarıyla mümkün değil. Kesinlikle mümkün değil.